Hocam medresede sadece kendi ana derslerimizle mi ilgilenelim yoksa yan kitap okumamızın bir zararı olur mu? Şimdi arkadaşlar benim daha çok bu konuyla alakalı tavsiyem şu. Hususen metin kitapları okuma düzeyinde olanlar, yani sarf okuyorsunuzdur, nahiv okuyorsunuzdur, mantık, münazara, usul ilimleri bu düzeydeyseniz, yani daha henüz ilmi hayatınızın kilometre taşlarını döşüyorsanız, o zaman başka kitaplara çok fazla zaman ayırmayın. Ayıracaksanız da konunuzla alakalı, okuduğunuz ilim dalıyla alakalı yan kitaplar, haşiyeler okuyun. Çünkü her zaman şu sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Talebe arkadaşlar birden sarf okurken, nahiv okurken gözlerini çok uzak noktalara dikiyorlar. Bir heves sarıyor onları. Türkçe kitaplar derken deizmle alakalı, ateizmle alakalı sorular, cevaplar, muhtelif fikri kitaplar, onu okuyayım, bunu okuyayım derken çok af buyurun biz buna maymun iştahı diyoruz. Yani bir muzu biliyorsunuz maymun yiyor, bir ısırıyor, bırakıyor, onu atıyor, başka muz alıyor. Bu ilim adamını, ilmi yolculuğa çıkmış olan birisini geliştirmez. İlimde her şeyden önce kableş kulli şeyin menheç derler. Menheç lazım. Çalışma menheci belirleyeceksiniz. Düzenli çalışacaksınız. Hedefinize düzenli bir yolla birlikte istikametle ve menheçle ilerleyeceksiniz. Yoksa bir şey hasıl olmaz. Yani ondan okudum, bundan okudum. Sarfı okurken sarfa tam odaklanamadım. Başka şeylere dikkatim gitti. Sarf güzel bir şekilde olmadı. Nahiv okurken başka şeylerle uğraştım derken nahivi de düzgün şekilde okuyamadık. Bakınız, hocayla okuduğunuz kitapların kıymetini bilin, zamanların, senelerin kıymetini bilin. O hocayı bir daha bulamazsınız, o ilim halkasını bir daha bulamazsınız, o müzakere ortamını bir daha bulamazsınız. Ama o fikri kitapları hayatınızda daha sonra bulabilirsiniz. Tek başınıza mutalaa edebileceğiniz farklı havzalarda yaptığınız okumaları ve kitapları çok daha sonra bu fırsatları bulabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Ama medresedeki o müzakere ortamını, o talim ve taallüm ortamını bulamazsınız. Onun için her şeyden önce altyapıyı döşerken sağlam gitmemiz lazım, dikkatimizi dağıtmamamız lazım. Yani nahiv mi okuyoruz? Nahiv kitaplarımızı bir kere metni çok iyi anlayacağız. Onun için ulema el-ilmu fil mutun la fi şuruh demiş. İlim metinlerdedir, şerhlerde değildir. Önce metin. Gerekirse önce anlayacağız, sonra ezberleyeceğiz. Eğer ezberleyebiliyorsak çok güzel olur. Fakat önce ezberleyeyim mi, anlayayım mı? Önce anla. Anlaşılmamış bir kitap ezberlense de bir işe yaramaz. Önce anlamak lazım, kavramak lazım. Mevzuları, meseleleri güzel idrak etmek lazım. Bunun için müzakeresini yapmak lazım, dikkatimizi dağıtmamak lazım. Yani Kafi'yi okuyoruz, Kafi'yi anladık, güzel sindirdik, metni güzel kavradık. Ondan sonra Molla Cami'den zahit bilgiler edinilebilir, Muharrem'e bakılabilir, başka türlü eserlere, yardımcı eserlere bakılabilir. Nahvi okuduk, güzel metinler elde ettik. Nahvimizi daha sağlamlaştırabilmek için işte Şerhu Katr-ı Nedadır, Şerhu Şuzuri'z-Zehep gibi İbn-i Şam'ın eserleri filan buralara açılabiliriz. Ama nahivde de alakamızı dağıtmayacağız. Yani izharı anlamamışız daha bize okutuluyor diyelim veya işte Kafiye'nin metnini anlamamışız. İşte Haşiyetus Sabbanlar'da geziyoruz. Zahit bilgiler elde etmeye çalışıyoruz filan. Bu menheçsizlik, bu bir fayda sağlamaz. Her şeyden önce metni anlayacağız, güzel kavrayacağız ve tüme gidim diyorlar yani. Tüme gidim usulüyle birlikte böyle bir noktadan hareketle açılacağız. Bu menheç, bu önemli bir şey. Gelişmek istiyorsak bunu yapacağız. Onun için metin kitaplarını okuma düzeyinde olanlar, iptidai düzeyde Arapça okuyanlar lütfen altyapılarını sağlam yapsınlar. O altyapı sağlam olmadığı sürece ileride ciddi bir ilim adamı olamayız. Adam tefsir mutahassısı olacak, belatı zayıf. Olmaz kardeşim. Ciddi bir tefsir mutahassısı olmaz senden. Adam fıkıhçı olacak, furu fıkıh kitaplarını okuyor fakat zamanında usulü fıkıh düzgün okumamış. Veya usulü fıkıh okuyacaksın, huruful mani bahsi gelecek nahivle alakalı. Veya oradaki ba gelecek, ilsak diyecek vesaire, has olması, medlülünde kat'iyet ifade etmesi gibi konular. İşte nahivde düzgün yapmamışsın, o konuları kavrayamamışsın, sarfın düzgün değil, ibareyi düzgün okuyamıyorsun her şeyden önce. Bütün bunlar neye benzer? Temeli zayıf olan bir bina üzerine çok kaliteli malzeme kullanarak kat atmaya benzer. Temeli zayıf. Aşağı katlar zayıfsa sen üst katlarda istediğin kadar kaliteli malzeme kullanmaya çalış. Bu bina çöker. Mesele biter.
Onun için temel çok sağlam olmalı ki ileriye yönelik çok sağlam adımlar atabilelim ve sağlam bir ilim adamı olabilelim. Yani onun için sarfı, nahivi, belatı, usulü tefsiri, usulü hadisi, mantığı, münazarası, vazı ilmi, usulü fıkı, bu gibi âli ilimler dediğimiz, kimisi maksut ilim olarak da sayılabilir. Bu ilimleri elde etmeden herhangi bir ilim dalında mütehassıs olamayız. Mütehassıs olduğumuzu, bir şeyler yaptığımızı, ihtisas yaptığımızı zannederiz. Birkaç malumatımız olur ama ciddi bir ilim adamı olamayız. Onun için ben bunu tavsiye ediyorum. Altyapıyı yaparken başka şeylerle ilgilenmeyelim. Özellikle sarfsa sarfa yoğunlaşalım. Nahifse nahif, belaatsa belaat ve müzakereye önem verelim. Müzakereden ziyade mutalalarımıza çok önem verelim. Bütün bunlardan önce dersi derste anlamaya da mutlaka gayret edelim.